üçüncüsü Yahudilerin diyenleri bu memlekette iktidara gelmesine izin verir misiniz? Türkiye'yi tekrar IMF borçlu kılacak olanlara izin verir misiniz? İşte 7 Haziran kader seçimidir. Hem Kastamonu'nun kaderi, hem Türkiye'nin, hem Filistin'in, hem Kerkük'ün, hem Saraybosna'nın, hem İslam dünyasının, Türk dünyasının, hem de insanlığın kader seçimidir. Bu kader seçiminde sesinizi yükseltmeye var mısınız? İnşallah 3'te 3 demeye var mısınız? İnşallah. Şimdi geliniz Kastamonu ile ilgili bazı müjdelerimizi de tekrar sizinle paylaşalım. Şubat ayında Kastamonu'ya kongremiz için geldiğimizde bazı hususları paylaşmıştım. Müjde 1. İnşallah Ilgaz tüneli bu sene tamamlanacak. Böylece 5,5 kilometre çift tüp tünel. Kılıçdaroğlu iyi duysun. Bunları bilmez. Onlar tüp deyince neyi hatırlarlar? Aygaz tüp kuyruklarını hatırlarlar. Başka bir şey bilmezler. Biz ise İstanbul'un altından geçecek 3 katlı tüp tüneli. Ilgaz'daki çift tüp tüneli. 5,5 kilometre. İnşallah müjde 2. Kastamonu Çankırı yolu en kısa zamanda tünelle birlikte tamamlanacak. Ve Kastamonu'dan diğer illere giden bütün yollar, ki sadece 44 kilometre yolunuz vardı çift duble, şimdi 250'yi buldu. Bütün yollar en iyi standartta, en iyi şartlarda duble yol haline gelecek inşallah. Hepinizin beklediği önemli bir proje. Filyos çayı üzerinde inşallah Araç Barajı Haziran ayında ihalede tamamlanıp inşallah inşaatına başlanacak. Kongreye geldiğimde, müjde 4, kongreye geldiğimde benden Kırık Barajı'nı talep etmiştiniz. Talimatı verdik. Kırık Barajı içinde inşallah ihaleye çıkılacak. Proje aşaması yürütülüyor. Allah hayırlı mübarek etsin. İnşallah. Ayrıca İnebolu bizim için tarihi borçlu olduğumuz bir şehirdir. İnebolu'dan İnebolu'dan en iyi standartta yolla Ankara-İstanbul otoban yoluna bağlanıp Batı Karadeniz'in o tarihi İstiklal Harbimizin direnç noktasından Ankara-İstanbul otobanına en iyi şartlarda ulaşım sağlanacak. 5. Tıp fakültesinin hastane sorunu kesinlikle çözülecek. Bakanlar Kurulu'nda imzaya getirdim. Hastane yapılacak. Zaten 530 yataklı devlet hastanesi de yapıldı, bitiyor inşallah. 6. Kapalı spor salonuna söz vermiştim. En kısa zamanda yapılacak gençler. Kapalı spor salonu, spor kompleksi ve sporcu fabrikası. Ve yine çok önem verdiğimiz bir proje. 17 taşkın koruma tesisi, 26 gölet yapılacak inşallah Kastamonu'da. Kastamonu'nun suyu, toprağı bereketlenecek. Ayrıca Batı Karadeniz'in kalkınması için özel bir proje başlatacağız inşallah. Bütün Karadeniz'de. Tamam. Kastamonu'ya her şey yakışır. Spor kompleksi yanında inşallah stad içinde ne gerekiyorsa hepsini yaparız. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. Ama Kastamonu geçen sene mahalli seçimlerde AK Parti belediyeciliğini istedi. Ve biz Tahsin Bey'i tebrik ediyoruz başarısı dolayısıyla. Ama
En çok da sizleri tebrik ediyoruz. Hiç merak etmeyin. Kastamonu AK Parti belediyeciliğinin bütün nimetlerinden istifade edecek. Karaçomak Deresi ıslahı yürüyor değil mi Tahsin Bey? En iyi şekilde ıslah edilecek. Kastamonu'nun her bir taşı korunacak. Kastamonu Türkiye'nin milli şehir geleneği bağlamında, ev mimarisi bağlamında en önemli merkezidir. Ben Kastamonu'ya hayranım. Kastamonu'nun ev kültürüne, Kastamonu'nun şehir kültürüne hayranım. Kastamonu'nun bütün tarihi mekanları korunacak. Bütün tarihi mekanları korunacak. Şehircilik en iyi şekilde geliştirilecek inşallah. Ve Kültür Turizm Bakanımıza da özellikle talimat vermiştim geldiğimde. Kastamonu inşallah bütün dünya turizminin de hayran olacağı bir turizm havzası haline getirilecek. Ve Kastamonu'dan herkes gelip ders alacak. Şimdi bu müjdelerin yanında bu davamızın aşkıyla bir kez daha taahhütleşelim. Yağan yağmurda. Ana her şey. Allah razı olsun. Bize de her şey sizi hatırlatıyor. Buradan Cumhurbaşkanımıza da bir selam etmiş olalım. Bakın helikopterle gelirken bu şarkıyı onunla çok söylemiştik. Şimdi helikopterle geliyoruz. Helikopterle geliyoruz arkadaşlar. Kastamonu'da yağmur varmış. Biraz çabuk gidelim dediler. Dedim ki yağmur da olsa, kar da olsa Kastamonu meydanı boş bırakmaz. Kastamonu meydanı burada işte. Herkes görsün. Şimdi ayrılmadan bir kez daha Boğal Bayraklar eşliğinde sizin sözünüzü almak istiyorum. Kastamonu 3'te 3 yapmaya var mısın? Bütün tuzakları bozmaya var mısın? 7 Haziran'da yeni bir zafer yazmaya var mısın? Bütün bu zaferler üstünde Türkiye'yi küresel güç yapmaya var mısın? Yeni bir tarih yazmaya var mısın? 3'te 3 yapmaya var mısın? Allah Kastamonu'dan razı olsun. Kastamonulardan razı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. AK Parti Genel Başkanı Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, milletvekili adaylarımızı huzurlarınıza davet etmek istiyoruz. Kastamonu milletvekilimiz ve yeniden milletvekili adayımız Mustafa Gökhan Gülşen. Milletvekili adayımız Metin Çelik. Ve milletvekili adayımız Zafer Nalbantoğlu. İşte Kastamonu'muzla birlikte güzel ülkemizi 2023'e taşıyacak ak kadrolar, Genel Başkanımız, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'yla birlikte sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorlar. Teşekkürler Kastamonu. Biz Türkiye'yiz, yeni Türkiye. Biz Türkiye'yiz, yeni Türkiye. Hem gelemeyim, hem geleceğim çıkmıyor.
30 Mart'ta büyük bir zafere imza atan Kastamonu, 7 Haziran'daki büyük zaferi müjdeliyor. Teşekkürler Kastamonu. Haydi şanlı bayraklar. Bu heyecanınız, bu muhabbetiniz yeni Türkiye yolunda ikinci yarıya hazır olduğunuzu gösteriyor. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, çok teşekkür ediyoruz. Söyle var mısın, söyle var mısın? Gel kulak ver bu türküye, hedef yepyeni Türkiye. Hizmet için bu ülkeye, söyle var mısın, söyle var mısın? AK Parti Genel Başkanı, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu hanımefendiye mitingimize teşriflerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Söyle var mısın, tırnakla kuyu kazmaya, büyük oyunu bozmaya, yeniden tarih yazmaya. Söyle var mısın, söyle var mısın? Kastamonu, yeniden tarih yazmaya var mısın? Teşekkürler Kastamonu. Söyle bu ikilikin için, bitsin bu ayrılık, bu kin. Kardeşlik ve barış için söyle var mısın? Söyle var mısın? Gel kulak ver bu türküye, hedef yepyeni Türkiye. Hizmet için bu ülkeye, söyle var mısın, söyle var mısın? Ege, Doğu, Karadeniz, Marmara, Trakya, Akdeniz, birlikte Türkiye'yiz biz. Söyle var mısın, söyle var mısın? Tırnakla kuyu kazmaya, büyük boyunu bozmaya, yeniden tarih yazmaya. Söyle var mısın, söyle var mısın? Şehitler Diyarı Kastamonu'muza, saygıdeğer hanımefendilere, sevgili gençlere, beyefendilere çok teşekkür ediyoruz. Kastamonu'muzun tüm ilçelerinden, köylerinden, mahallelerinden gelerek milli iradeye sahip çıkan Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'nu bağrına basan siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Günümüz aydın, geleceğimiz umutla dolsun. En güzel günler, yarınlar sizlerin olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, bu mekanın hazırlanmasında emeği geçen teknik ekibimize, sabahın erken saatlerinden bu yana görev yapan değerli emniyet teşkilatımıza, sağlık ekiplerimize, UMKE'mize, 112'mize ve özellikle canlı yayın ekibimize ve sevgili gençlik kollarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Var olun, Allah'a emanet olun. Hedef kutludur.
için bu